Bu tatil yaptık, 200 km'ye geldik. Ses tabi gelirken çok artmaya başladı, acayip sesler çıkmaya başladı. Az değil, 600 km yol yaptık. Bozuk plantlar, plantım bozukmuş. Ben bozuk plantlar, buradan balı kesti, gitmeyelim geldim. 600 km yol yaptık arkadaşlar. Bana Allah korudu. Belki daha gider miydi? Giderdi ama ben tabi bu sefer plant bozuk nasıl olsa gidiyor. Diyoruz. Bu sefer bütün motoru dağıttı. Neyse krantı değiştirdik arkadaşlar. 1100 TL'ye krantı değiştirdik arkadaşlar. 1100 TL'ye krantı değiştirdik. Sinek sinmeyeceğim. Çünkü ben daha oraya gitmiyorum. Kusura bakma Hüner motor. Bana bir krant verdi arkadaşlar. Krantı taktık. 2 gün kullandım. Krant gene bozuldu. Para tabir olmuş. Krantı kafaladılar. Gitmedim. Yani gitsem ne fayda? Yani artık kendisi helal iş yaptığını sanıyorsa helal olsun. Ben bir şey demiyorum, Allah'a havale ediyorum. Ondan sonra benim Selçuk kardeşim var. Kompetan motor Bağcılar'da arkadaşlar. Ona dedim böyle böyle reis. Verdik 1 lira para, 1 lira. Vallahi para kalmadı. Krank yine aynı şeyi yapmaya yapıyor. Sözde 0 krank aldık. Yeni krank taktık. Adam baktı gösterdi zaten baktı takılan falan filan hep darbe görmüş, daha önce tabir görmüş. Nasıl sattım görüyor musun? Şerefsiz son dakika Avrasya tüneline giriyor. Son dakika Avrasya tüneline giriyor. Öyle arkadaşlar. Neyse şeridinden çıkmayayım. Arabalarda trafik var. Öyle arkadaşlar dediğim gibi bu ne ya? Adama baksana durmuş telefonla oynuyor ya. Durmuş telefonla oynuyor arkadaki. Ulan var ya ne adam ya. Durmuş telefonla oynuyor. Arkadaşlar burada biraz trafik var. Neyse ben devam edeyim. Dedim Selçuk Reis böyle böyle bir sorun var. Adam baktı Arbus'tan tamir görmüş dedi. Yani nereden aldıysan şey yaptıysan dedi. Kitlemişler sana. Neyse abi ne yapabiliriz? Geldi Selçuk o krankı açtı. Sadece bilyaları değişti. Çünkü bilyaları dağılmıştı. Bilyalarını değiştirdi. Birkaç şeyde tamir yaptı. Oradan da bir 500-600 liraya halletmiş olduk krangı. Yani gidip 1000 lira falan vereceğimize 600 liraya krangı halletmiş olduk arkadaşlar. Bu ne trafik ya? Bu ne böyle? Ne güzel bomboş gidiyordum. Reis bir sağa kay ya. Bir sağa kay. Anasını satayım. Öleceğim mi ya? Allah belanı vermesin seni ya. Neyse 500-600 liraya onu hallettik. Düzgün yani. Kranktan 1105 yani 2000 liraya hesap 2000 lira kranka gitti arkadaşlar. Sayın artık siz yani ben bilmiyorum. Kaç 450 falan da filan da lastik işte odur budur değiştik. Hesaplayın yani kaç para olduğunu siz hesaplayın videoda izleyen arkadaşlar. Krank bozulduktan sonra işte anlattık krank geçelim neyse krank ay krankına. Ön varyatörden ses çıkmaya başladı arkadaşlar. Ön varyatörden ses çıkmaya başladı. Ben rahatsız oldum. Götürdüm bizim Selçuk'a. Selçuk dedim böyle böyle. Abi varyatör de almak üzere dedi ama gideri var dedi. Yani kullan dedi. Dedim abi yok. Kullanmıyorum. Ben bir tane alacağım dedi. Elimde yok. Tamam dedim. Ben giderim yerinden alırım dedim. Sen takarsın. Neyse ön varyatörü aldık. Selçuk'a taktırdık. Sağ olsun para almadı. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun ondan. Para istemedi. Aramızda Selçuk benim kardeşimdir, abimdir, ahbabım, dostumdur Selçuk benim. Buradan deniyor selam olsun. İstemedi Allah razı olsun bizden. Ondan sonra kayış değiştik onu. Hatta benim üstteki kayış Çin malıydı. Dedim zamanı geldi artık yolda bırakmasın. Kayış değiştirdik. Gittik kaliteli kayış kaldık. Bando.
Onu değiştirdim. Geçen günlerde de kalkarken titreme vardı. Kırkır yapıyor. Kırkır yapıyor. Selçuk'a tekrar götürdüm. Abi dedi, bu sefer de arka var götürün dedi. Nanay. Yani gitmek üzereydi. Gideri var dedi ama gitmek üzereydi. Yani kalkışı çok ağır kalkıyordu. Motor bağırıyordu. Kalkarken de titreme yapıyordu. Dedim abi değiştirelim. Dedi bende de var dedi, var dedi İbrahim dedi. İkinci eleman dedi. Ama sağlam dedi. Dedim yanlış anlama Selçuk dayı dedim. Ben size para kazanmanı isterim dedim. Sen dinlemedin malzeme. Ama dedim benim böyle bir huyum var dedim. İkinci el takmıyorum abi dedim. İkinci eline bir şey alıyorum dedim. Ne bir şey takıyorum dedim. Ne bir şey alıyorum dedim. Ne bir şey takıyorum dedim. İkinci el. Yanlış anlama dedim. Babam gelse rahmetli babam mezardan kalksa gelse. İkinci el bir şey satsa ondan da almam dedim. Huyum değil dedim. Gittim. Sıfır bir variyet arka varyatör aldık. Onu taktırdım. Ya bu sefer gerçek söyledim. Yani Selçuk'a abi dedim param yok. Abi dedi senden para isteyen kim dedi. Vallahi cebimde 25 lira para vardı. Dedim al abi sen Selçuk da dedi 25 lira sigara parası. Yok abi dedi, ben senden para mı istiyorum dedi. Abi dedi para istiyorum. Ama biz kardeşiz değil mi? Sonuçta sen bir yemek yaptın dedi. Öyle bir sigara parası en azından benden bir sigara işledi. Öyle şey yaptık. Ondan önce bir şey daha vardı, onu unuttum. Bu Sibop ayarları bozulmuş. Karbüratör taktığım zaman karbüratörü başka birisine taktırmıştım. Yeni karbüratörü. Hava ayarını yapmamış. Bir de motorun Sibop ayarını yapmamış. Bu egzozdan pır 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 ses çıkıyordu. Siyah duman atıyordu arkadaşlar. Onun ayarını yaptırdık işte. Ona da fazla para vermedik. 100 lira mı ne verdik? İşte bir herhangi bir şey değişmediği için, sadece ayar yapıldığı için 100 lira para verdik. Böyle arkadaşlar. Yani hesaplayın 100 lira ona verdik. Yani arka varyatöre 450 lira verdim. Ön varyatöre onu geçen yaz değiştirmiştim. Ona da 200 lira mı ne verdim? Yalan olmasın öyle bir şey. 150 180 lira mı ne? 200 lira para verdim. İşte kayışa, bando kayışa 220 lira mı ne verdim artık? Onu bilmiyorum. Bando kayışa 220 lira verdim. Öyle arkadaşlar. Yani bunlar geldi başıma. Bunlar şey yaptı. Yani Yuki şu an arka varyatörü daha yeni değiştirdim sevgili dostlar. Yani ne kadar oldu? 5 gün oldu herhalde. 5 gün olmadı ya. 3 gün oldu öyle bir şey. Neyse bugün ne günlerden? 7 Mayıs arkadaşlar. Şu aynen 5 Mayıs'ta mı 4 Mayıs'ta mı ne değiştirdim? Bayramın son günü mü? Öyle bir şey. Her neyse. Cumartesi günlerden. Aynen. Perşembe günü falan değiştirdim. 3 gün falan olmuş. Düşün yani bak mavim varyatörü aldığım para verdim değiştirmeye para vermedim Selçuk dayıdan Allah razı olsun arka varyatörü aldım değiştirmeye para vermedim lastikleri taktırdım Selçuk dayıya yaptırdım değiştirmeye para almadı ben ama 100 lira attım ona helalinden aklı geçmesin diye yani düşün başka bunu birisine yapsam düşün yani onları değiştirmeye de para alacak benden en azından nereden baksan 100 lira alacak nereden baksan. Öyle arkadaşlar yani hem bu motor vlog videosu gibi tarzı bir şey oldu hem de 22 ay hadi tam düz 2 sene diyelim 2 seneden beri kullanıyorum. Başıma gelenler işte ne yapanlar motorda ne değişti neyi değişti ne yapıldı falan filan da onları söyleyemedim. Alın mı almayın mı demiyorum. Yani bu videoyu dinleyin alıp almamaya siz karar verin. Öyle yani sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Nereye geldik biz ya? Bu ara konuşa. Nereye geldik? Herhalde yeni kapıya mı ne geldik? İlerisi yeni kapı büyük ihtimal. Aynen ilerisi yeni kapı. Yeni kapı bandırma. Boşver gitsin aldırma.